Evet dostlar, hepiniz yepyeni bir bölüme daha hoş geldiniz. Biraz canım sıkıldı. Yaklaşık bundan 30 saniye önce bir şeyler yaşandı. Bir şeyler değil, bayağı bir şeyler yaşandı. Hatta 43 dakikalık bir kayıt yalan oldu daha 2 dakika önce. Bunun da sebebi şey. Elektrikler gitti geldi işte. Bir anda öyle gitti, hemen geri geldi. Kayıt tamamen çöp oldu öyle olunca. Yani bir sürü bir şeyler falan yapmıştık işte. Mesela şöyle anlatayım. Bizim diğer Erkunt'u verip, hani geçen bölüm satın aldım, verip bunu falan almıştım. Sonra çim arazisinden bu remorkları getirdik. Biçerdöver arazisinden bunu getirdik. Ve şöyle de bir bug oldu abi. Bizim Tumosan var diye 115 şu, yani hani. Hatta ben direkt şuradan göstereyim. Niye buradan göstermiyorsam. Şu var ya gençler, bu tam video bitmeden, hani elektrikler gitmeden önce şeydeydi. Hani arkasında şu neydi o? Bunu bu, yani bu şöyle anlatayım, durum bekleyin, en başa alayım. Ben bu biçerdöveri onun üzerine yükleyerek getirmiştim. Hani öyle olunca tüm o sanda tam şuradaydı, burada indirdim işte, biçerdöveri buraya getirdim. Ya yani şöyle böyle, ya yani oyunu bir açtım, oyunu kaydetmeden şey yaptığımız için bug'a girdi, yerin altına girdi. Yani şöyle göstereyim, hala sahip olduğumuz nesnelerde görünüyor. İşte burada, hatta satalım, bir şeye yaramaz artık bu. Daha sonrasında işte gitti bunlar. Öğrenince yani olay tamamen çöpe döndük şu an ya. Burada bu patates falan da hazırlatmıştık. Bu falan da geriye sarmış oyun kaydetmediği için tabii ki. Yani bayağı bir şeyler yapmıştım. Gitti. Yani çiftliği falan biraz ufaktan toparlamaya başlamıştık. Yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar patatesle falan hiç uğraşamayacağım şimdi. Çünkü geçen kayıtta yaklaşık 15-20 dakika falan uğraşmıştım ona. Yani şimdi hiç uğraşmayacağım abi. Direkt şu buğdayı falan hasat edelim. Çimleri falan dökelim. Hayvanların yemini tekrar şöyle garalım. Neyse, sıkıntı yok. No moral bozmak. Hayır abi, hayır. Yani bir 10 dakikada dişini sıksa şöyle elektrik, hani çok güzel bir bölümü sizlerle paylaşacağım. Hatta bizim tarla vardı ya, şurası nerede o? Bekleyin, oraya bir geçiş yapalım. Burada da ikinci kürük yarım kaldı. Ya burası falan böyle bir hal aldı artık. Şurayı dibine kadar getirmiştik. Hani bayağı bir şey yapmıştım kayıştırmadan önce. Hani patatesi söktük. Daha sonrasında buraya geldik. Burayı yaptık. Zaten bu aşırı hızlı bir makineymiş. Hani bunun mantığını çözdükten sonra abi, işte burayı yaptık biraz böyle falan derken, yani olmuş lan, git çare yok, boşuna anlatmayayım. Biz işimize bakalım, daha fazla vakit kaybetmeyelim. Yapacak bir şey yok gençler, şöyle teselli amaçlı birer tane like'ımızı alırım ama, yani onu söyleyeyim. Bölümde başlamadan şöyle, hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun deposu %70 doluydu. Nereden biliyorsunuz derseniz, yani buraya demiştim yani, getirirken o dorsaya falan yükledim. Orada da üstüne şey yapmışım. İyi ya, buradan da 7 ton buğdayla gidiyoruz falan diye şey yapmıştım. Yani o da gitti. Yapacak bir şey yok. Yapacak var ya, hem hiçbir şey yok. O yüzden hiç onu unuttum şu an. Sanki ilk defa video açıyormuş gibi olalım. Hiç moral bozmadan atraksiyona kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle biçimimize başladık. Diferansiyelerimi falan yine kilitledim şimdi, rampa çıkacağız diye ben.
Olmadı şey yapalım. Burayı biçelim, buranın balyasını falan yapalım. Zaman kalırsa da şu patatesle tekrar uğraşırız. Aman işte, ağır ağır ağır. C880 zalım, 8,5 metrelik ablasıyla yiyor resmen. Makine süper hocam. Makine mükemmel. Ya bölüm tamamen şeyle geçmiş mesela, sağ sol toparlamakla, yani oradaki fazlalık ekipmanları buraya taşımakla falan geçmişti. Yapacak bir şey yok abi. Hani bir anda ne oldu lan diye çakmayın diye böyle bir açıklama yaptım. Yoksa söylemezdim bile. Belki ilk defa açıyormuş gibi davranabilirdim. Söylememin sebebi, yani ne bileyim ya, canım sıktı yani. 46 dakikaydı ya. Yok, ne 46, 43 dakikaydı. Öyle olur mu? Adam bunu canı sıkılmıyor değil. Dayı, şu an ben videoya erken başladım. Uyku tam olmuyor benim, işte sabah kalkarken falan sıkıntı yaşıyorum diye videoya erken girdim. Yine saat 1'e geldi. Şimdi 1,5-2'ye kadar bu, yani bu kayıt sürecek böyle. Daha sonra işte yüklemesiydi, kapak otomasiydi. Yani ben gece 3'ü bulacağım. Bir saat erken kar edeceğiz derken zarar ettik. Yani erkenden uyuma planım vardı. Suya düştü. Sizi de videosuz koymak istemiyorum normalde lan. Aman der geçerim. Ama artık yani işi biraz daha ciddiye bindirdim. Sizlere her gün saat 16.00'da düzenli olarak video yüklüyoruz. Şöyle deminki kaydın üstüne buz gibi de bir su içtim. Dişlerim sızlıyor. Ya şuradaki patatese falan emek emek, yani çok güzel oluyordu ya. Yani çok içime sinmişti ya, hani diyorum lan çok güzel oldu. Bak en iyi bölüm bu oldu gibisiyle, hani ne zamandır da bu tarla tapan işleriyle uğraşmıyordum. İçimden öyle şeyler gidiyordu. Pat bir gitti elektrik. Niye gittiğini de şaşırdım bilsem. İndirdim de tablayı da amanını. Devam ki, yargı ki, dağıtıyoruz ki. Bu arada buradan çıkan sap bize yetmez. Biz şunları da bir kereye mahsus buğday falan ekmemiz lazım abi. Bizim bayağı saman balyasına ihtiyacımız var. 60 tane hayvan var, karnını doyuramıyorlar yani. Küçük balya mı yapsak ya? Yok ya, büyük yapalım. Küçüğü patlamaz. İyi ya, rampa yukarı olmasına rağmen biçer. Yani gayet güzel biçim yapıyor ya, fazla zorlanmadan. Yani TC olsa hem daha küçük alanı biçecektik hem de daha yavaş çıkar. TC biraz zorlanıyordu bunun rampasında. Bak lan şu tarlayı satın alacağım, kafaya vurdum ben. Ama bütün diğer tarlayı satın aldım. Oo, bizim ne totalde de 200 bine yakın paramız var. O bile gitti ya. Ben neresi açtım lan o parayı? Ha, şu tarlaya gömdük. Orayı da nasıl edeceğiz bilmiyorum daha, yani onda birini bile yapamadık. Yani keyfine takılırız orada da, orayı da fazla can sıkmayalım acaba. Ya çok aşırı dikmiş ya. Oraya başlamadan önce bu kadar süreceğini bilmiyordum. Acelesi yok ya. Ağır. Arada bir bölüm oradan gelir. Yine böyle arazi işlerine bakmaya başlayalım artık ufaktan. Ya esasında diğer seriler de var esasında, yarım kalan seriler. Mesela Assetto Corsa olabilir. Ondan bir bölüm kaldı.
Daha sonrasında şey olabilir, SnowRunner olabilir. Biliyorsunuz o da off-road oyunu, çamurun çökerin içinde. Rezillik neredeyse biz oradayız usta, yani anlayacağınız. Oradan da bir bölüm attık kaldı. ETS attık lan bir ara, bayağı oldu mu hata yani. Doğru, İsmail abi falan da vardı. Ondan da bir bölüm, yani çoğu oyundan birer bölüm atıp salıyoruz, farm'a geri dönüyoruz. İndir abi şuradan tekrar sıraya gel. Bunun önündeki kesicisi, yani biz tabla diyoruz buna da, bilen bilir zaten. Bu kesici abi bizim TC'de 5,5 metre, yok lan ne 5,5, direkt 5 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. Bizim bu 8,5 metre, yani nasıl söyleyeyim, 1-2 metre kadar daha uzun. Yani tabiri caizse yani şu an şu tekerlek, yani bir TC'ninki bu kadar, bu biraz daha büyük işte ya. Anlıyorum. Siz anladınız ya, aslında ben ilk dediğimi anladınız da ben anlatamadım. Sonra da anlatamadığımı düşünüp size göstermek istedim. Göstermek isterken de daha çok karıştırdım. Anladıysanız da unuttunuz diye zaten. Bu konuşmayı yaptım, İyice her şey Arap yorbasına. Ya şu biçer duvar kullan bu oyuna, bayılıyorum abi. Harika değil mi ya, şu görüntüye bir baksana bakalım. Ya şuradan klimayı açacaksın, hafiften yüzüne soğuk üfleyecek. Şuradan teyipten de müziği açacaksın. Abo, vay yavrum vay ya. Yani milyonların olsa ondan sonra bu zevki bırakıp hiçbir yere gidemezsin. Yine de ben gidiyorum. Ya şu koltukta esnemeye bak lan, hangi Mercedes'te var lan böyle yani şeyi alabilen, sarsıntıyı bu kadar iyi emebilen hangi Mercedes ya da hangi araçta var lan? Ondan sonra yok Mercedes konfor. Lan şu olduğunuz koltuk Mercedes'in koltuğundan daha konforlu. Nasıl zıplıyor bak bak bak. Şuraya da bir tane şey. Hostes. Sarışınız. Ya o önemli değil. Buraya tarla sahibi oturur genelde. Sarışın hostesle oturmuş. Yani hayal kuruyoruz usta burada ya. Hayal kurarken de tarla sahibinin yanımıza oturtmayı öğrenelim. Vay yavrum ne? Üçüncü tura dönerken depoyu da %90 ettik. Tarlanın yarısı bitti zaten de. Bale yapacağım için şu arkadaki sapın bitmesini bekledim. Şu an sağa sola fazla saçmadım. 4 çarpı biçer döver harbi bir farklı abi, hiç zorlanma bile yok yani, o kadar rampalardan çıkıyoruz. Ya ufak tefek zorlanma olmuş mesela şurada ama biz hissetmedik bile yani. Bak mesela şurada olmuş biraz. Ama ben hissetmedim pek acayip hiç öyle. Evet burada bir hissettirdi, bayağı zıpladı burayı. %94'ü doldu bu arada. Depomuzun da şöyle tepelenmelerini yapalım. Başa çıkar mı ki? 196, %97, %98, %99 ve şurada
biçilmiş yerden koşarak bir daha. Erkund. Neredesin Erkund? Boşta şu anda remote yok zaten. O yüzden şunu da şöyle şuraya saldım. Bir de şunun üstünden geçebilir miyiz lan? Kalmayalım mı? Aa, tamam. Tüş. Kaldır buraya damperi. La oğlum kaldır hadi bir çay bekliyor ha. Buradan da şunu da şeylerini açalım. Şunu açtım tamam. Yırtıyor lan baya lan. Tabi gaz yemedi orada bir vites çözdüm iyi gidiyor. Çiftlikler atalım hatta şöyle. Niye çiftlikler veriyoruz? Görüyorum çiftlikler onun galiba depremmeye başladı ötekiler abi. Buram orta çökme bile olmuyor lan. Oluyormuş tamam. Bence yük bindikçe oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi yük doluyor buradan. O yüzden araba şöyle biraz basıklaşıyor gibi remor. Gördünüz mü? Şimdi o komple doldu. Bir çerdörün deposunda hala da 1,5 ton kadar daha mahsur var yani. Buradan yavaş inmemiz lazım bunu. Devrimin tadına göre falan bir şey olmaz. Yok, o kadar. Madem göreceğiz mezara yanlayalım haberi. Ne nasıl lan? Madem gireceğiz kabire yanlayalım habire. Bir test edeyim şurada bir. Dalım ya yırtıyor 10 ton yükle yırtıyor ya. Şu an tek çekerde bir de. Aslanım benim ne vay billahi ya şöyle ya. Hemen buğdayımızda geldim abi şuraya şöyle yanaşalım. Kaldır kollarını da yavrum oynat parmakların. Tamam bu buradan bir yandan topluyor bir yandan yere dökülüyor falan. Biz biçimimize devam edelim abi. Şu an zaten içinde yaklaşık 1,5 ton kadar falan mahsul olması lazım. Evet tam 1,5 ton. Devam ki. Kevutta. Gördüğünüz gibi samanımız buradan çıkıyor. Deponun içine de şuradan taneler dökülüyor. Şöyle iç kameradan yardıralım. Ya. Şöyle
Teperan balamı da kapatabiliriz artık. Son yavaş la 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 la. Oğlum amma da dikmiş bu. Ya şöyle büyük bir tarlaya buğday ekip buğday biçmek istiyorum ya. Ya büyük tarlalarımız var da hep şekli bozuk. Kare bir tarla olacak abi. Artık yani bu arazilerde çalışmaktan abi kare tarlaları özler olduk ya. Kare ve düz tarlaları. Yani kare ve düz tarla diyoruz ve çalıştığımız tarlaya bak abi. Hayaller ve hayatlar gibi oldu ha. Çıktığımız yere bak. %45, %50 eğim var burada. Ama CX-80 için fark eder mi lan? Hem 4x hem de 8,5 metrelik dev kesicisiyle ağır siklet. Açık hoppadı orada yeğenciledi. Bu arada %30 deposu yine doldu lan. Ana burada orada bir iyi bir zıpladı. Dediğimiz 4 çarpı olduğu için zorlandığı yerde biraz zıplama yapıyor. Şuradan da torkumuzu görebilirsiniz. Sağdaki tabletten 9,8 torkla gidiyoruz. Ah, uykum geldi ya. Ya bir de dediğim gibi o erken saatte video çekmeye başladım. O öyle olunca hem o oldu hem bu şimdi tekrar burada bir daha kayıt alıyoruz. Hani yaklaşık 2 saatlik bir video gibi oldu bu benim için. Bir de bugün aşırı yoruldum. Yani aşırı yorulduğum için esasında hemen dedim ki erkenden videoyu çekeyim kafadan dinlenem hani. Tabii ki bu mümkün mü yani? Bizim işimiz gücümüz hiç doğru gitmez zaten adam. Yani olaylar böyle gelişti. O yüzden bir daha başladık. Saat şu an 1 zaten direkt. Sağ üstte siz de görebiliyorsunuz bu arada. Kaldır kollarını da yavrum, oynat parmakların. 150 yapacak herhalde lan buradan bir daha. Maşallah maşallah. Verin mi diye abi buğdayla. Başka bir çilek tarlamız yok çünkü başka hiçbir yere ekmedik ya. Şu yukarıda kalan yeri de biçelim. Ondan sonra noktayı koyalım abi. Buranın balyasıyla uğraşacağız galiba. Balyayı da yapalım, salalım abi. Onu bir zıplayalım şuraya. Bunun tadını bilenler bir galp astsın bakayım oraya. Şu son sıraya gitmenin vermiş olduğu bir ayrı bir zevk vardır. Hani böyle tam kesicinin peşinde yani bir de. İki tarafta şöyle bitirerek geri ödeyeceğim. Sağda biraz bıraktık. Onu da dönüşte alırız artık. Sıkıntı değil. Çok az bir şey kaldı ya. Orada. Evet, bayağı az bir şey. Şurada duralım mı? Şimdi sırayı bozmayalım hiç. Bitirsin arkadan çıkan samanı. Tamam bitti. Dön şimdi abi oraya da ufaktan dokunu vereceğim ve finish. Biçme işlemini ondan sonra gelmiş olmuyor böylelikle. Böyle yapalım da şu sıranın üstüne diyorsun bari samanı. %52'si doldu burada ya. 5 ton daha şey geldi. 5 ton 8 9 konuşamıyorum ya.
Durumu indirelim de önünü görelim videoyu. Burada hızlı bir düşürüyorum çünkü sağa sola takmak istemiyorum kesiciyi. Şu ağacın dallarını da keseceğim, önümü göstermeye bak hadi. Hemen şurada şöyle bir dönelim. Buraya şimdi hatırladım ya, şurada kavak arasında bir iki sıra kadar falan soya fasulyesi vardı, o da çürümeden hemen onu da şey yapayım, içeyim hazır bir çay verdiyken. Yok abi. Tamam, bu böyle ki oradan alıyor tekrar şeyin silonun içine boşaltıyor. Güzel. Ve bitti. Burayı da kapatalım şöyle. Şöyle gidelim abi. Bas. Buradan biraz yavaşlayalım abi. Şöyle yavaşça geçelim. Tamam. Kardeşim tam şöyle bir şunu da şöyle indir. Abo oh, basmış idare eder, sıkıntı yok, biçeriz. Akpınar lojistik farkıyla mahsullerinizi sıfır kayıpla en iyi şekilde hasat ederiz. Nasıl? Şurada su birikintisi vardı, hala duruyor mu lan? Çok az bir şey gelmiş. Çoğu durmuş ama. Orası tamamen suyla doluydu. 250 kilo şey geldi ya. Şimdi 250 de buradan geldi. 500 kilo. Güzel. Yani iki sırada olsa 1 ton. 1 ton soya fasulyesi nereden basarsan ne kadardı lan? Hatırlamıyorum. Şöyle hem de gava karası soya fasulyesi pişmedik demeyin usta. Bu şehir girdap gülüm, girdaptım mehtap gülüm. Bu arada küçük balya mı yapsak, büyük balya mı yapsak, hala o ikisinin arasında kararsız kaldım. Ya bir çerdöver şöyle şuraya çekeceğim şimdi, burada kalsın. İstop çektim. Böyle büyük balya makinelerinde güzel bir modumuz var. Modlu olsa daha güzel olur. O yüzden bir bakayım, olmadı yine küçük de yaparız. Yani sıkıntı yok. Sarışınlar çat çat çatlan. Aa bak sen. Bak sen. Fentin falan da olmuş oğlum. Diyor ki kaç HP, 140 195. Bunlar kaç? Oo. Yok bize bu lazım değil acı. Şuraya kiralayalım abi şu büyüğü. Çünkü bizim fente takarız ya. Fent bunu rahat çevir. En azından çevirmesi lazım yani. Verdik parayı. Bas aldık makineyi. Aa
Aslan Fenet lan, bu ne demek ya? Yok, önce bir tutalım yani buradan Fenet'e. Renk değiştirmiş garibim traktör. Şöyle şimdi baliye girecek. Ön cam falan şöyle, arka camı ona şöyle. Vay 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 vay. Vay. 314 varıyoruz var abi. Hemen taktım. Yaklaşık 150-160 HP falan olması lazım bu Fendt'te yani. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an çift çeker ama diferansiyeller falan kilitliyor aracı. Ve diferansiyeller de kilitleyelim abi şimdi, çünkü rampa bayağı sıkıntı yani. Gayet de götürüyor yani fark etmiyor. Tabi rampaya vuranıncaya dek. Arada arkaya da bakalım, içine daş maş girmesin makine. Önler devreden çıkarsam sadece arkalar nasıl yapar? Gayet arkalarda götürüyor. Ama biz yine de önünde bağlayalım. Ama çıktığımız yere de bak usta ya. Gayseri. Daha bir tane bile valiye çıkartamadı. Fendin canını çıkartıyordu. Hadi oğlum. Diferansiyel falan da kitle de yemiyor dayı makine. Sapı yemiyor ki, hem rampa çıkıyor hem makine çeviriyor. Öyle olunca zorluyor yani dayıcım. Lan oğlum, ekran görüntüsü alıyordum ben. Ama hata bizde de, biz en dik yerden coştuk yani, koştuk makineye. O yüzden şimdi şu yan sıradan gidelim ki çok dik yerlerden inelim, yumuşak yerlerden çıkalım. Bu şekilde yapmıştır abi. Sıramız zaten dümdüz. Maşallah, bir çerçik her kimse eline koluna sağlık. Bir böyle taşlı bir arazide, böyle engebeli bir arazide bak nasıl çekmiş. Cigara paketinden daha kısa yani. İyi bir çerçik biçmiş burayı. Nerede lan, halen daha bir tane çıkaramadım. Herhalde yukarıya bir tane attık usta da görmedim.
Şuradan şöyle yapalım. Şu sıraya direkt bağlanı verelim buradan da. Fent ağlıyor ya altımızda ya. Allah, lan ne zorla evet lan. Ya gençler kusura bakmayın bayağı uykuda bastırdı artık hani dediğim gibi uykusuzluklar üzerimde o yüzden biraz sıkıntı yani olaylar. Şimdi 43. dakikaya gelince bir daha bir elektrik diyormuş lan ne söverim ama bak var ya. Buradan güzel bir söverim yani. Ha bir de ne balya çıktığını görüyor ki iyi lan. Çok küçük geliyor abi. Ya yani beygir olarak yeterli olabilir ama ne bileyim hani zorluyor bayağı zorluyor. Uzun yavaş daralalam diyorum diyorum lolololum diyorum diyorum. Bas gaza aşkım bas gaza kim tutar seni bas gaza. Bileydim bugün enerjici içer. Şurada 15 dakika bile yani enerji tutsa beni yani size o çok farklı ve iyi bir şekilde yansırdı. Yani hayırlısı bir önyemiş diyelim. Sonra da bu çuvalı biz niye buraya koyduğumuzu şöyle bir oturup düşünelim usta. Ama bol bol düşünelim yani bunu niye buraya koyduk diye. Ya da küçük balya basma makinesiyle yapsak o da şey yapmayabilirdi acı. Daha hızlı gidebilirdik herhalde bilmiyorum. Ama o da sürekli ya. Konuşamadım esneyeceğim diye. Onlara sürekli sıkıntı oluyor mesela küçük balayı toplaması sıkıntı. Hayvanlar için mesela yem hazırlarken sıkıntı oluyor yani bir tane küçük küçük at. O yüzden büyük daha iyi şu anda bizim için. Şurada şöyle yapıştıralım usta. Gözlerinde esir kaldım. Dino dino dino. La oğlum bir tane balya çıkartacaksın Allah rızası tarla bitti la. Olmadı biz şey edelim ya. Tandıklı hava benim. Çok büyük arazilerde iş yapıyorlar. Diyelim böyle böyle biz oradan bize bir tarla ayarlayın. Oradan biz bir tarla kiralayalım. Buradan da birkaç ekipman traktör falan yükleriz sıra. Onları da götürürüz arkadaşın şehre. Orada takılabiliriz biraz. Full pati ile çıkmış yukarıya kadar lan. Aha da bir tane balya çıkalım size. Helal olsun bize. Artık sarhoşken bile arama arama. Şerefsiz beni niye arıyorsun?
Evet, şöyle. Fendt basıyordu. Fendt balya basıyordu. Fendt'in sahibi de Fendt'e basıyordu. İşte kameramıza yansıyan o görüntüler. Benden tam spiker olacağım ya, son anda çiftçiliğe kaymışız. Durum varsa spiker taklidi yaparım. Ne diyeyim? Dur düşüneyim şöyle bir. Esneyeceğim diye yani düşünmüyordum, esniyordum o esnada. Evet, dünya nereye gidiyor? Bu traktörde görmüş olduğunuz gibi 3 tane ekran var. Üçü de birbirinden farklı ve kendine özgü görevleri olmakla beraber traktöre, teknolojisine katkıda bulunuyordu. Bu çok saçma bir konuşma stili ya. Sanki uçak kokpiti. Bu kadar düğme ne işe yarıyor? Alt tarafı bir traktör dediğinizi duyar gibiyim. Ama bu traktör sizin bildiğiniz traktörlerden değil. Çünkü bu bir Fendt. Öleceğim lan şimdi. Kıtlığa amaçlı. Ona söyle kanamıyor gönlümden. Yine söyle emin değilim kendimden. Ne olur söyle. Ne olur söyle yeter ben de ölüyorum. Şöyle aşağı inelim. Orada videoyu bitirelim dayı. Benim dayanmaya ne dirayetim ne de bir şeyim kaldı. Baygınlık geçirebilirim her an. O yüzden şu anda gözlerimi kapattım gidiyorum. Yani bakalım şöyle bir gözümün ucuyla. Tamam biliyordu. Sıra başına varınca ne işler ya. Onu iyi açır. Gözlere kapanı kapanı veriyor yani hani oyun bile oynayamıyorum hacı yani size de kötü bir içerik sunmak istemem. Zaten yaptığım işlemleri biliyorsunuz ama bence yine de güzel bir şeydi bölümdü. Yani dediğim gibi işte biraz aksiliklerden dolayı hani biraz yorgunluk da vardı tabi. Yani kötü unsurlara rağmen bence gayet güzel, eğlenceli bir bölümdü. Umarım sizin de hoşunuza gider. Lütfen bölümden çıkmadan önce birer like atmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet. Görüşmek üzere.